Ya CHP'yi bir tasvir edelim. CHP bir sosyal demokrat parti değildir. Evet. CHP merkez sol bir parti de artık değildir. CHP merkez bir parti olmaya oynayan bir partidir. Bu sebeple içinde çok aşırı ırkçılığa kaçmayan, çok aşırı gerici olmayan her unsur yer alabilir. Bunu kabullenmek zorundayız. Yani CHP bizim ütopyalarımıza göre aday çıkartacak diye bir şey yok. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Bu çerçevede belli sınırlar içinde, mesela İmamoğlu evet böyle biridir. Evet. Pragmatik bir seçimdir. Herkese hitap etmeye çalışan, yumuşak falan filan bir şeydir. Hı hı. Biz söylediklerinden hoşnut oluyor muyuz? Hayır. Evet, ama tabii. Biz CHP'li değiliz zaten. Evet, tabii. Aha. Biz de pragmatist yaklaşıyoruz. Yani CHP adına en azından. CHP adına bakarken böyle yaklaşmak zorundayız. Bir yanda Alper'in olması, ÖDP Genel Başkanı'nın Beyoğlu'ndan aday olması, bir yanda Siverek'te bir katilin onu mutlaka konuşmak aday istiyorum. Olması evet. ise başka bir mesele. Evet. Şey, doğru bir seçim bence. En iyi seçim oldu. Tepeden inmediğini ayrıca tartışmak gerekir. Alper Taş için mi? Alper Taş iyi bir seçim. Diğer CHP adaylarına göre bence söylemiyle vesairesiyle. Evet. Beyoğlu'nun alması çok zor. O puan farkını kapatması çok zor ama bence kötü bir seçim olmadı. Evet. Ama seçim şekli, son anda böyle kulisle karar verilmesi vesaire çok da hoş bir şeydi. Ama nerede seçim yapıldı ki CHP'de? Yani. Sonuçta PMV, MYK belirledi. Ön seçimle gelmediler. Kimse ön seçimle gelmedi. Ben Kadıköy'ün o Kürt adayıyla ilgili özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ondan sonra Alper Taş'a geçelim. Yani evet, bir Kürt, Kürtçe mesajlar atmış. Fakat bu Kürt siyasetinin içinden gelen bir isim değil zaten. Zaten CHP'ye daha yakın olan bir isim. Onun altını çizmek istiyorum. Onun hani Kürtlüğü üzerinden işte oynuyorlar. İşte HDP ile hani biliyorsun terörize etme durumları var. CHP ile yan yana geliyorlar diye. Buradan böyle bir çirkin saldırı var ulusalcı kanat tarafından. Onun bir altını çizelim, hani not düşelim. Öbür taraftan Alper Taş. Alper Taş'ı da yine ulusalcı çevre. Efendim CHP'de adam mı kalmadı da bir partinin genel başkanını oraya getirdiniz diyorlar. Şimdi Şirin Payzın'a bir röportaj verdi Alper Taş. Dedi ki bana teklif geldiğinde ben ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sordum. Ben CHP'nin adına mı konuşacağım? CHP ideolojisiyle mi gideceğim seçmene? Yoksa direkt kendi inandığım ideolojiyi savunarak, kendi doğrularımı anlatarak mı seçmenden o isteyeceğim dedim. Bunun garantisini aldım ve böylece ekibimle beraber kabul etme kararı aldık dedi. Doğru bir yaklaşım gibi geldi bana. Bundan sonrasını sana bırakıyorum. Şimdi zaten ulusalcı kesimin eleştirilerini bir yana koyalım. Bunlar yapacaktır bu eleştirileri. Başka sebeplerle yapıyorlar. Yani ideolojik dediği sebepleri parti içindeki çıkar kavgaları bunlar. Onu salla. Bunu hep göreceğiz. Peki sol? Sosyalistlerin yaklaşımı. Bir de o tarafı var tabii. Şimdi Alper'e şu soruyu yöneltenler var. Görüyoruz sosyal medyada. Vay sen Siverek'te Bucak aşiretinden biri aday olan bir partiden nasıl girersin? Ya adam Beyoğlu'ndan seçime geliyor. Bir olanak yakalıyor. Pazarlık da yapmıyor. Bazıları gibi pazarlık da yapmış diye. Öneri geliyor. Bunun üzerine kendi önerilerini söylüyor. Kendi kurallarını söylüyor ve buna göre aday oluyor. Alma şansı zor ama büyük olasılıkla o Beyoğlu'ndaki adaylar arasındaki çekişmeden genel merkez sıkıldı ve böyle bir şey yaptı. Ya da çözemedi, böyle bir şey yaptı diye varsayıyorum. Evet. Şimdi bunu desteklememek ne demek? Değil mi? Ya Beyoğlu'nda böyle bir Alper gibi bir adamı desteklemeyeceksin de ne yapacaksın? TKP desteklemiyor mesela, değil mi? İlkeselliğe bağlıyor bunu. HDP direkt destek vereceğini açıkladı. Çok şık bir şey yaptı. Evet. HDP aynı şekilde Şişli'de de Muammer Keskin'e destek veriyor. bu kadar doğal olması gereken bir şey. Şimdi niye bu kadar kastırıyoruz bu sosyalist, bazı sosyalist gruplar? Peki bazıları, hele bazıları HDP'den pazarlık yapıp da, bak HDP onlara gitmiş değil, HDP'nin kapısını aşındırıp da oradan aday çıkartmaya çalışan sosyalist gruplara ne demeli? Ya bir şey olması lazım, bir izanları olması lazım. Ki Alper'in de sunduğu, Alper Taş'ın sunduğu da çok böyle kötü bir siyaset değil. Diyor ki hani bizim zaten ömrümüz işte Taksim'de geçti, Beyoğlu'na yabancı değildi. Sürekli işte cumartesi annelerin yanındaydık, 1 Mayıs eylemlerindeydik, sendika eylemlerindeydik. Hep buradaydık ve buranın kozmopolit şeyini biliyoruz. İşte göçmenler burada,
fakiri de var, çok zengini de var. Türkler, işte atıyorum Avrupa'dan gelen turistler, hepsi bir aradalar ve biz bunların düzen içerisinde, birlikte bir şekilde uyum içerisinde yaşayacağının garantisini veriyoruz. Yani bunu sağlayacağız ve bu bir örnek olacak diyor. Herhangi modern bir sosyal demokratın veya herhangi bir HDP'nin de bunun altına imza atacağını, herhangi bir sosyalist atabilir mi? Tabii ki atabilir. Hatta merkez sağ bir parti bile bunun altına imza atabilir değil mi? Demek ki bu kadar net bir şey var. Burada kimler sinirlenebilir buna? Evet, CHP içindeki çok çalışmış, çabalamış gruplar kendilerinin hiçe sayılmış olmasından dolayı böyle bir tepeden bir şey eleştirebilmeli. Ancak ilçe olarak ona destek vermemek gibi bir durumu varsa o çok ayıp olur. Evet. Bunu yapmamak lazım. Buradan da hani biz şey olarak söyleyeyim, insan olarak söylüyoruz bakın, sosyal demokrat, sosyalist, kemalist falan olarak değil. Bir partide çalışıyorsanız o partinin adayı kimse, parti disiplini çerçevesinde ona destek vermek sizin boynunuzun borcudur ya da partinin istifa etmeniz gerekir. Bu kadar nettir. Ki Beyoğlu'nun geldiği noktayı da düşünecek olursak, Beyoğlu'nun nasıl bitirildiğini, evet, özellikle Taksim tarafında İstiklal Caddesi nasıl bitirildiğini düşünecek olursak, böyle bir adayın oraya çok iyi geleceğini, ilaç gibi geleceğini eğer düşünebiliriz. Eğer Şişli ilçe CHP'den Sarıgülcü olduğu için Muammer Keskin'in altına oymaya çalışanlar varsa da gitsinler DSP'ye üye olsunlar. Bu kadar nettir. Evet, bir de DSP'nin hakikaten böyle siyasi bir durumu var. Siyasi ahlak bunu gerektirir. DSP ile ilgili kısa bir açıklama isteyeyim mi senden? DSP ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani şu an böyle eski siyasetçileri toplayıp bir yerel seçimde bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Devşirme siyasetçiler platformu. Evet. Değil mi DSP'nin adı? Böyle partiler işte ne yapıyor buradan? Evet. Şu hayalleri kuruyorlar. Umarım olmayacak, bu hayalleri gerçekleşmeyecek. 3-5 belediyeyi alırsak oradan cukkalanırız, kendi kadrolarımızı oraya sokarız, kasamız biraz dolar, hikaye bu kadar basit. Evet. Hiçbir siyasi anlamı olmayan bir parti, Ecevit zamanında olabilir artık, hiçbir siyaseten anlamı olmayan bir parti. Mesela LDP'nin anlamı vardır, liberal demokrat, ama DSP'nin hiçbir anlamı yoktur. Evet. Bu siyasetin ahlaken düşüklüğünün bir şeyi ve buna bence Ecevit'in kemikleri sızlıyordur diye düşünüyorum. Evet. Ben de şey, mesela bu hani MHP ve AKP tabanının beka sorunu dediği şeyin aslında asıl bizim endişelenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten onlar bir beka sorunu yaratıyorlar bu ülkede. Aynen. Ve zekayla bunu yenmek mümkün diye düşünüyorum. Bu yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın stepnesi DSP. Evet. MHP falan değil. Bal gibi DSP. O zaman diğer bir adaya geçelim. Hemen şeyden devam etmek istiyorum. Bu Siverek adayından Mehmet Bucak. Mehmet Bucak'la ilgili kısa bir video getireceğim. Daha önce MHP'den adayı sürecinde adaylığını açıklamıştı ve tehditlerle böyle bir televizyon programına bağlanarak adaylığını dile getirmişti. Onu bir hatırlayalım. Tamam. Sonra bu süreci bir konuşalım. Milliyetçi Hareket Partisi Siverek Belediye Başkanlığı için adaylığınız açıklandı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi kardeşime şunu söyleyeyim. Ben bir kere yerel bir lokal şive kullanmak istiyorum. Daha o batılı Ankara İstanbul şivesini kullanmak istemiyorum. Yani normal bir Siverekli gibi konuşmak istiyorum. Eyvallah. İşin açıkçası. Hani daha önce biz neden bunu yaptık önce? Elma demeyi de biliyoruz, alma demeyi de biliyoruz. Şimdi ben baktım, yakın çevremde çok adaylar böyle kibar konuşma meraklısıdır. Ben de onlara dedim ki oğlum, o iş öyle olmaz, böyle olur. Ha şimdi de bugün bu saatten itibaren kendi öz, vatan, yerelsel, çatlamış toprakların şivesiyle konuşacağım. Daha benden o artık o güzel ağdalı Türkçeyi bekleme, tamam? Evet. Bu bir. İkincisi, biz şimdi bu seçime girdik ya kardeşime şunu söyleyeyim. Şimdi bir adam cimri ise uzak dur. Ama hem cimri hem yalancıysa onu toprağa karıştır. Evet. Şimdi ya Allah yalancılarla sözünde durmayanlarla cimrilerden uzak tutsun. Şimdi bak lafım meclisten dışarı. Kendilerine susayınca bir bardak su almayı cimrilik içemeyenler bu memlekette adam olamazlar. El kesesinden bunkörlük yapan da bir şey sahip olmaz. Daha benim orada tanıdığım bak o belediye başkanların senin bölgedeki. Vekillerin hepsi daha hala devletin uçağıyla gidip geliyor parasıyla. Kimse ben Mehmet Ağa'nın parasıyla harcıyorum. Ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün Siverek yesin. Servetimi satıp geliyorum. Bir, ben oraya seçime gelmiyorum, ölmeye geliyorum. İki,
bir daha bu cağın içinde bir tane başka bir parti lehvalı araba görürsem kendileri bilir, şimdiden eline mezar kazmaya başlasınlar. Ben gelir gelmez de ilk Karacadağ'a gidiyorum. İlk Karacadağ'a. Bakalım El Miyaman Bey Miyaman. Hodri Meydanı. Evet. Demişti ki, Kasım ayında yapmıştı bu açıklamayı. Ben MHP'den adayım. Adaylığım da kesinleşti diyerek bağlanmıştı zaten. Ve 180 trilyonu ben gömmeye geliyorum. Bundan sonra Hodri Meydan, burada herhangi bir partiye ait seçim aracı görürsem, buraya diyor Trump bile gelemez, biz ölmeye geliyoruz diyor. Bunu MHP adayıyken söylüyor. MHP adayıyken söylüyor. Peki, o zaman bunun kafasına sıkması gerekmez mi aynaya bakıp? Şu an CHP adayı. Evet. İşte bu süreç nasıl oldu da hani MHP ile başlayan yol CHP'ye çıktı? Bir bunu konuşmak istiyorum. Bir de şimdi bu can hani silahlanın çağrısı yapan Sedat Peker'den ne farkı var? CHP bizi o tarafa karşı susturmaya mı çalışıyor? Yani eleştirilerimiz boğazımızda düğümlenecek duruma getiriyor bizi. Bunu bir konuşalım istiyorum. Şimdi bu şeye zaten hakaret etmek dışında bir şey yapılamayacağı için çok uzun konuşmamak lazım, evet. Ama ahlaken düşük, yalan dolan, mahalle mafyası gibi bir soytarı. Tabii. Zaten bu aşiretin ne olduğunu da hemen herkes biliyor. Bunlar para karşılığı adam öldüren, her türlü pisliğe girmiş. DYP döneminde, evet. Biliyorsun ne rezillikler yaptıklarını. Herkes biliyor aslında. Hı hı. Yani biraz araştıran siyasi tarih. Şimdi pragmatik dedik ya. Şimdi mesela bu pragmatizm değil. Bu aptallık. Bunun adı aptallık. Ama şöyle bir gerçek var. Hangi partiden aday olsa kazanır. Yani onun çünkü güçlü bir aşireti var. Ya eskiden, evet. De Bitlis'te mesela Kamran İnan çıkardı. Hı hı. Silme aşiret şeydi çünkü. CHP'den de o da. Buradaki hikaye şu. Sen bir ilçeyi alacağım diye kardeşim. Tamam, simgesel belki. Hani Güneydoğu'da bizim de bir belediyemiz var demek istiyor CHP, evet. Ama bu adamla almayacaksın ya. Evet. Bu kadar kirlisini nereden buldun? Bu adam bir de el alemi öldürmekle tehdit ediyor. Evet. Şimdi yani bu adam şey mi, oraya AK Partili gidince öldürecek mi? Galiba öyle olacak. DSP'li gidince öldürecek mi? Yani bence HDP'li gidince içinde, öldürecek mi? CHP'nin içinde en çok belki eleştirilmesi gereken tercih yapılan aday bu olmalı diye düşünüyorum. Yani bu, Alper Taş üzerinden yürüyen siyaseti... Bu CHP ile de ilgili değil ya. Evet. Yani bu AKP için de züldür. Evet. Bu kadar rezili AKP için de züldür, MHP için de, herkes için züldür. Değil mi? Bu rezalet bu ya. Bu eşkıya. Sedat Peker'i de görürüz belki belediye başkan adayı olarak Sedat bir yerlerden. Sedat Peker'i de geçti bu. Kartal'a geçiyorum. Kartal'da bina yıkıldı biliyorsun. Bina çöktü. En son 15 kişi ölmüştü. Daha içeride o göçüğün altında kaç kişi olduğu belli değil. Bunu da özellikle açıklamaktan kaçınıyorlar. Fakat dün öğrenildi ki bu bina kaçak katlarda yapılarak imar affından yararlanmış. Ve Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yaptı. Bunun sorumlusu kimse, cezasını ödeyecek. Fakat imar affından yararlanan ve bu şekilde göçen bir binanın sorumlusu bizi kime çıkarıyor yolu? Mehmet Özeseki'ye. Yani şu an Ankara'da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayına götürüyor. Çünkü o dönem Şehircilik Bakanı'ydı ve imar affını meclise getiren kişi oydu. Peki bundan sonra ne olur? Şimdi yani sadece tabii Özeseki değil. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, ranttan faydalanan herkes bundan sorumlu. Tabii o binayı o şekilde 3 katıda diken kimse, onlar da sorumlu bundan. Onu tabii da dışlamayalım. Yani alt katta tekstil imalathanesi var ve taşıyıcı kolonu yok. Evet. Bir de şöyle bir şey, çökmenin nedenini araştırıyor. Ulan nesini araştırıyorsun? 3 kat çıkmış herif üstü o temelin üstüne. Değil mi? Daha neyi araştıracaksın? Belli, net. Her şeyine yazık o. 15 kişi gitti. Belki içeride daha şu an can çekişenler var. Bunun üstünden siyaset yapmak bile rezil bir şey ama bunun tek sorumlusu AK Parti'dir. Bunun sorumlusu kentsel dönüşümdür. Bunun sorumlusu, evet, rantçı müteahhitlerdir. Bunun sorumlusu 3 kuruş için 5 takla atabilen bizim millettir. Evet. Peki yayın yasağı için ne diyorsun? Yani sanki bu binaları birazcık böyle destek altından ucu AKP'ye çıkacakmış gibi. Yani bu imar affı dışında da orada sanki bir şeyler var gibi. Ya da belediyelerine çıkacakmış gibi hissettirmiyor mu? Ya belki oradaki müteahhit de bilmem nesidir onların. Değil mi? Odur budur. Yani çıkar. Bunun sonucunda ne oldu?
Zaten Ankara'yı kaybedecek Özseki bir kambur daha almış oldu üstüne. Yani büyük olasılıkla zaten Özseki'yi çekip başkasını getirmeyi düşünüyorlar. Çünkü kaybettiği kesin. Ama bundan sonra Soylu'yu düşünüyorlar. Evet. Süleyman Soylu'yu. Tabii çok daha zevkli olur. Mansur Yavaş onu ezerse işte bu bayram havası olur. Tadından yenmez. Özseki'yi çeksinler. Süleyman Soylu gelsin. Mansur Yavaş onu baş parmağıyla şöyle bir essin. Evet, değil mi? O zaman bir araya gidelim. Çok az bir zamanımız kaldı çünkü aradan sonra tekrar devam edelim. Tamam. Kalan konularımızdan. Tekrar görüşmek üzere.